Herkese merhabalar. Ben Behiye Öğretmen. Sınıf öğretmeni olarak Dördüncü sınıf konularını sizlere anlatmaya geldim. Eğer takıldığımız yerler olursa, videoyu durdurmanızı düşünmenizi, veya aynı yeri tekrar izlemenizi, veya konuyla alakalı araştırmalar yapıp sınıf öğretmenlerinize sormanızı e, önemli belirtirim. Herkes hazırsa başlayalım. Çocuklar, bugün birinci dersimiz dört basamaklı doğal sayıların okunması, basamak değerleri ve bölük konularını işleyeceğiz. Eğer beni dikkatli bir şekilde dinlerseniz dersimizin sonunda çözmüş, çözecek olacağımız soruları kendi başınıza da yapabilirsiniz demek olacak. Hazırsanız başlayalım. Şimdi biz ilk olarak neyi öğrenmiştik? Rakamları öğrenmiştik. Bizim kaç tane rakamımız vardı? 10 tane rakamımız vardı. 9 diyenler tuzağa düşer ve hep 0'ı unuturlar. Bu nedenle 0'ı unutmamanız oldukça önemlidir. Rakamlar birleşerek, bu 10 rakam birleşerek sayıları oluşturuyor. Ve bu sayılar ikinci sınıfta iki basamaklıları, üçüncü sınıfta üç basamaklıları öğrenerek ilerledik sayılardan. Şimdi de sıra dördüncü sınıfta 4 basamaklı sayıların öğrenilmesi şekline geldi. Çocuklar biz artık dördüncü sınıfta birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağını bilirken artık yeni öğreneceğimiz basamağımız bin olacak. Binler basamağını işleyeceğiz. Şimdi binler basamağını işlerken ve öğrenirken ilk olarak söyleyeceğimiz yer binler basamağı olduğundan dolayı önce rakamı, sayıyı söyleyip Ardından bin dememizi isteyeceğiz. 5 bir Gerisini 3 basamaklısını zaten okumayı öğrenmiştik 892 8000 Gerisini okumayı biliyorsun 13 5810 Hadi şimdi fırsat vereyim İlk önce sen dene Evet 7000 890 Bu geliyor 8000 bu kısmını zaten biliyordun. Dene hadi. Harika. 7263 Hadi bakalım. Süper. 3903 Bir bin dememize artık gerek yok. Zaten biz buranın bir tanecik olduğunu bildiğimizden dolayı direkt bin diyebiliriz. 36. Sonuncusu. 8386 olduğunu biliyorsun. Biraz önce söylemiştik. Birinci sınıfta ve ikinci sınıfta hemen birler basamağını, onlar basamağını öğrenmiştin. Artık 3. sınıfta yüzler basamağı gelmişti. Bunu da öğrenmiştin. Artık dördüncü sınıfta binler basamağını öğreniyorsun. Bu yüzden zaten ilk sayımıza bin getirdiğinden dolayı bin diyoruz. O zaman hadi bakalım örnekleri hep birlikte yapmaya başlayalım. Şimdi bizler için verilmiş örnekleri sırasıyla çözeceğiz çocuklar. Yaklaştıralım. Bizim basamak adlarımız neydi? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı vardı. Birler basamağında 8 varmış. 8'i yerleştirdik. Yüzler basamağında 5 olduğunu soruyor. Karışık vermiş. Biz tabii ki tuzağa düşmüyoruz. Yüzler basamağına 5'i yerleştirdi. Binler basamağının 2 olduğunu söyledi. Onlar basamağına da 4 kaldı. Ve sayımız bu oldu. Hadi birlikte okuyalım. Ne oldu sayımız? 2 bin beş yüz kırk sekiz. Bundan sonraki süreçte videoyu durdurup birazcık senin yapman için fırsat vermek istiyorum. Lütfen videonun burasını durdur ve kendi başına bu 4 basamaklı sayının ne olduğunu bulmaya çalış. Ben devam edeyim. Bizim basamak adlarımız neydi? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı. Yüzler basamağının 5 olduğunu söylemiş, birler basamağının 8 olduğunu söylemiş binler basamağının 2 olduğunu söylemiş. Onlar basamağının 4 olduğunu söylemiş. Yeni sayımızı okuyoruz. 2548. Doğru yapanlar kocaman bir tikini atsın ve kendini alkışlasın. Videonun bu kısmını yine durdurmanı ve yine kendi kendine çözmeni isteyeceğim. Basamaklarımızın çizgilerini çiziyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı. Binler basamağının 6 olduğunu söylemiş, birler basamağının 7 olduğunu söylemiş, yüzler basamağının 9 olduğunu söylemiş ve onlar basamağının 2 olduğunu söylemiş. Sayıyı artık okumayı öğrendiğini düşünüyorum. 6927 olarak geldi. Doğru yapanlar bir tik atsın. Yanlış yapanlar bir sonrakinde yine deneyelim. Yine binler basamağı dediği için ne yapıyoruz? Dört tane çizgimizi çekiyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı. Binler basamağına biri yerleştir. Yanlış yaptık. Birler basamağına biri yerleştir. Binler basamağına 8'i yerleştir. Onlar basamağına 6'yı yerleştir diyor. Aa neyi vermemiş bize burada? yüzler basamağını vermemiş. Yüzler basamağını vermemişse hemen bir sıfır koyuyoruz. Ve sayımız ne oluyor? 8061. Harikasın. Şimdi çocuklar bizim işleyeceğimiz yeni bir konumuz var. Bölükler. Biz artık birler basamağını, onlar basamağını, yüzler basamağını öğrenmiştik. Artık basamaklarımız artıyor ya, bir sürü basamak haline geliyor ya. Buradaki binler basamağı ile beraber yeni süreçte biz diyoruz ki buradaki üç basamağına bölük yapalım. Bunları bir gruplayalım. Burası birler bölüğü olsun. Artık yeni gelen 3 tane basamağın üzerine yeni gelen basamaklarımız binler bölüğünde yerini alsın diyoruz. Bölüklerimizin ismi neymiş? Birler bölü, binler bölü. Benimle beraber tekrar et neymiş? Birler bölü, binler bölü. Tekrar et. Birler bölü, binler bölü. Birler bölüğünde hangi basamaklar var? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler bölüğünde ne var? Binler basamağı. Eğer anlamadıysan ve ezberleyemediysen lütfen videoyu geriye sar ve yeniden dinle. Şimdi örnek sorularımız var. Örnek sorularımızla beraber devam edelim diyor ki birler bölüğündeki sayı hmm, bize neyi vermeye başladı bölük vermeye başladı o zaman bölük vermeye başladıysa ben hemen ne yapıyorum bölükleri çiziyorum Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı buradaydı. Birler bölüğü diyor. Demek ki birler bölüğü bu kısımdaki sayıdan bahsediyor. Birler bölüğündeki sayı 3 basamaklı. Rakamları farklı. En büyük sayı. Hadi düşün. Videoyu durdur ve kendi kendine çözmeyi dene. 3 basamaklı rakamları farklı. En büyük sayımız ne? En büyükten başlayalım rakamımızdan. En büyük rakamımız 9. Rakamları farklı dediği için artık buraya 8. Rakamları farklı dediği için artık buraya 7 koydum. Birler bölüğündeki sayımız 987 oldu. Binler bölüğündeki sayı binlere geçtik. En büyük rakam diyor. En büyük rakamımız neydi? 9. O zaman bizim cevabımız kaç oldu? Hoppa yanlış yazdık. Şurayı düzeltelim. Artık okumayı öğrendin. 9987 oldu. Harika. Hadi yeni soruya geçelim. Yeni soruya geçerken lütfen kaydı durdur. Önce kendin çözmeye çalış. Benim anlatmamı bekleme. Bir dene yapabilirsin. İnanıyorum sana. O zaman devam edelim. Birler bölüğündeki sayı. Aa yine bölük demiş. O zaman ben hemen bölük çizgilerini çekiyorum. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağıydı. Burası birler bölüğü, burası da binler bölüğüydü. Birler bölüğündeki sayı 3 basamaklı, yine de 3'ünü de kullanmış. 3 basamaklı rakamları aynı en küçük sayı diyor. Rakamları aynı olacak en küçük sayı. O zaman biz en küçük neyi yazabiliyoruz? Bir, bir, birleri yazabiliyoruz. Çünkü rakamların aynı olduğunu söylemiş. Binler bölüğündeki sayı en büyük çift rakam. Bizim kaç tane rakamımız vardı? 10 tane rakamımız vardı. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. En küçük rakamımız 0, en büyük rakamımız 9'du ama en büyük çift diyor. Çift diyorsa buraya en büyük ne yazabiliyoruz? 8'i yazabiliyoruz. Eğer ki burada tek ve çift sayıları karıştırıyorsan 3. sınıf videolarımıza gidip tek ve çift konusunu hatırlaman gerektiğini hatırlatalım. Şimdi geldik basamak değerlerine. Çocuklar sizler 2. sınıfta 3. sınıfta basamak değerlerini öğrenmiştiniz. Basamak değerleri neydi? o basamağın bulunduğu değerde, o basamağın okunuş şekliydi. basamağın basamaktaki sayı ile basamak değerinin çarpıldığı kısımda hatırladın mı? Hadi o zaman bakalım. Büyüteç ile beraber bize basamakları göstermiş. Oradaki basamakların basamak değerlerini sırasıyla okuyacağız. Öncelikle sayımızı okuyalım. Sayımız Yedi bin ve bunun basamak değerini soruyor. Ben nasıl okudum? Yedi dedim. Çünkü burada 7 tane binler basamağında olduğundan dolayı gelen basamak değeri yedi oluyor çocuklar. Devam edelim. Dokuz bin beş Bunun basamak değerine hadi söyle. Evet, 5 tane yüzlük 500. Yüz. Zaten ben bunu okurken oraya ne dedim 500 dedim. 8495 Birler basamağında 1 bir tane. Zaten biz buna ne diye okuduk? 5 diye okuduk. Devam edelim. Yedi bin Onlar basamağında 6 tane onluk. Bunun basamak değeri 60 Hadi diğerini sen söyle. Evet, hadi okuyalım. Dokuz bin Birler basamağında bir tane 5 var. O zaman. Evet. Süper. 5 olacak sadece. 8484. Bin Binler basamağında 8 tane binlik. Zaten okurken de 8000 dedim. 8 tane binlik olduğu için bunun basamak değeri, basamağının değeri 8000 oluyor. Devam edelim. Son 3 tane kaldı. Hadi videoyu durdur ve kendin yapmaya çalış. 4577 Birler basamağında bir tane 7 var. Birlikler. Evet, basamak değeri sadece 7. 5445 4 tane onluk var. Evet, dört tane onluk basamak değeri. Okuduğumuz değer 40. Sonuncuya geldik. 8454. 8008 bin tane binlik olduğu için bunun basamak değeri 8000 diyoruz. Gelelim bize çözümlenmiş sayıların ne olduğunu bulalım diyor. Hadi bakalım. 8000. Şimdi çocuklar hemen kolay yolunu bulalım çözümlenmişlerde zorlanıyorsan. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağını hemen kendin çizebilirsin. 8 tane binlik vermiş. O zaman binler basamağına koyduk. 6 tane yüzlük vermiş. Çünkü 100, 100, 100, 100, 100, 6 tane yüz. 3 tane onluk vermiş. 30, ve en sonunda da birliklerden 6 tane kalmış. Hadi yenisini yapalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı dedik. 7 tane binimiz var. Aaa yüzüğümüz hiç yok. O zaman ne yapıyoruz? Atlamadan, ezbere hemen buradaki sayıları pıt pıt pıt, pıt yazmadan dikkatli bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Burada yüzlük yok. Yüzük olmadığı için buraya sıfırını koyuyoruz. Onluklara geçmiş 4 tane onluk 5. Ne oldu sayımız? 7045 oldu. Videoyu durdur ve lütfen kendin yazıp çözmeye çalış. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. 2 tane binlik var. 8 tane yüzlerden var. A, onluk koymamış. Onluk koymadığından dolayı bu dolayı buraya bir sıfır koyduk. Ve artık burada 8 var. Yine çiziyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. 3 tane yüzlük koymuş. Hemen yüzler basamağına yazıyorum. Böyle karışık da verebilir. Evet bazen sorular. Ama biz dikkatli öğrenciler ne yaparız? Tuzağına düşmeyiz. Sırayla yazmayız. 4 tane binliğini vermiş. 2 tane onluk vermiş. 9 tane birlik vermiş. Devam ettik yine birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. Hemen birliklerini vermiş. Sonra 5 tane yüzlük vermiş. 2 tane binlik olanları vermiş binlik binliklerden. Aa, onlar basamağını hiç vermemiş. Vermediği yere ne atıyoruz? Sıfır atıyoruz. Canım çocuklar, birinci dersimizin sonuna geldik. Eğer bu derste anlamadığın bir yer varsa videoyu yeniden dinleyebilirsin. Alt sınıflarda konu eksiğin olduğunu düşünüyorsan lütfen alt sınıflarımızdaki videolarımızla da e, kendini desteklemeyi unutma. Kendine çok inan, çok güven, başaracağına çok eminim. Günün çok güzel olsun. Hoşçakal.